İngizisyon Orta Çağ Avrupa'sını bir salgın hastalık gibi kasıp kavurdu. Bu hiç kuşkusuz insanlık tarihindeki en karanlık ve en kanlı dönemlerden biriydi. Binlerce kişinin Katolik Kilisesi tarafından sapkınlıkla suçlandıktan sonra tutuklanıp yargılanarak ölüme mahkum edildiği bir dönem. Çok büyük bir ölçekte etnik temizlikti. Bir inancın diğerini yok etmeye çalışmasıydı. Ülkenin her yerinde Engizisyon mahkemeleri kuruluyordu. İnsanlar gerçekten de korku içinde yaşıyordu. Bu dini fanatizm Tudor İngiltere'sine de yayıldı. Katoliklerin ve Protestanların birbirlerini yok etmek için her şeyi yaptığı ülkeye. Zulüm, cadı olmakla suçlandıktan sonra sayısız sıradan kadının boğulduğu ya da kazıklarda yakıldığı 18. yüzyılda da devam etti. Bütün nüfusun 1/3'ü, diğer 2/3'ü tarafından sapkınlık ve cadılıkla suçlanıyordu. Hristiyanlar onlardan binlerce yıl önce var olan bir şeyi yok etmeyi amaçlıyordu. Bu büyüye ve cadılığa karşı verilen bir savaş olsa da aslında karşı koyamayacak insanlara karşı verilen bir savaştı. Dünya 500 yıldan uzun bir süreyle Engizisyon'un ve eziyetin gölgesinde yaşadı. Bundan ders çıkarmış olduğumuzu düşünebilirsiniz. Bu ülkede binlerce kafir bıçaklarla, baltalarla ya da yakılarak öldürüldü. 16. ve 17. yüzyılda İngiltere'nin bazı bölümlerini kasıp kavuran cadı avları deliliğe yakın bir ortamda gerçekleşti. Engizisyon'un bu bölümünde şeytana karşı verilen mücadeleleri izleyeceğiz. Bu ülkede binlerce ama binlerce kadın inançları yüzünden idam edildi. Çünkü sadece o sırada ülkede kabul gören dinin yanlış tarafındaydılar. Bana göre bu İngiliz tarihinin en karanlık dönemlerinden biriydi. İngizisyon cadı avları. ...1484'te... Papa 8. Inisrit bir hüküm bildirerek şeytana tapan kadınların doğru yola getirilmesine, hapsedilmesine, cezalandırılmasına ve dövülmesine izin verdi. Bunu büyük oranda iki Alman Engizisyon Mahkemesi üyesinin teşviğiyle yaptı. Henry Kramer ve Jacob Sprenger. Katarlara, tapınak şövalyelerine, Yahudilere ve Müslümanlara saldırdıktan sonra Kutsal Engizisyon şimdi kendisine yeni bir hedef bulmuştu. Cadılar. Cadıların şeytanla anlaşma yaptıklarına inanılıyordu. Bu suç o kadar kötü görülüyordu ki bütün normal yasal prosedürlerin dışındaydı. 1487'de Kramer ve Sprenger kötü şöhreti Malleus Maleficarum'u, yani cadıların balyozunu yayınladı. Bu aslında cadıları bulmayı, onlara işkence edip öldürmeyi anlatan bir kendi işini kendin yap rehberiydi. Malleus cadılık için ilk kendi işini kendin yap rehberiydi diyebiliriz. Ortaya koyduğu 3 şey vardı. Birincisi cadının var olduğuna dair delil bulmak, ikincisi bir cadıyı tanımlamanın iç yüzünü anlama ve üçüncüsü de onun nasıl mahkemeye çıkarılacağıydı. Cadı avı çılgınlığı 13. yüzyılın ilk zamanlarında başladı. Amaç paganizmi ortadan kaldırmaktı. Dominiken rahipleri, cadı bulucular, cadı avcıları olarak görevlendirildi. Almanya'daki avcılardan özellikle kötü olan iki tanesi Kramer ve Sprenger bir kitap yazdı. Cadıların balyozu, Malleus Maleficarum ve bu cadı avının kutsal kitabıydı diyebiliriz. Elbette Avrupa'da cadılara korkunç işkenceler yapıldı. Büyük eziyetler görüp kazıklarda yakıldılar. Ama İngiltere'de o kadar kötü değildi. Onlara karşı daha yumuşaktık ve sonunda Kraliçe Elizabeth döneminde büyük ve asılarak idamlık bir suç haline geldi. Yani burada cadıları yakmayı bıraktık. Artık kafir sapkın olarak görülmeseler de bu idamlık bir suçtu ve asılıyorlardı.
O bir cadı. O bir cadı. O bir cadı. İngilizisyon 14 ve 15. yüzyıllar boyunca Avrupa'da cadıları yargılamış olsa da cadı avı çılgınlığı 1600'lere kadar büyük bir ivme kazanmadı. Modern düşünce için bu adalet ya da yasalarla pek de ilgisi olmayan sıra dışı bir işti. Bütün bu cadı bulma dönemi mantıksız ve çılgıncaydı. Bütün mesele o yaşlı kadının hala içinde yaşadığı kulübeyi istemenizdi. Fırıncıya biraz borcunuz vardı. Yolun aşağısında oturan yaşlı kadından hoşlanmıyordunuz. Karınızdan kurtulmak istiyordunuz. Kız arkadaşınızdan, kocanızdan kurtulmak istiyordunuz. Bu yüzden mantıksız bir hikaye uydurmanız gerekiyordu. Mesela bu insanlar gece yarısı dışarı çıkıyordu ve bahçenin dibinde bir yaban tavşanı vardı. Tavşan birden şeytani bir figüre dönüşüyor ve bu insanlarla bahçede cinsel ilişkiye giriyordu. O günlerde her açıdan tamamen saçma şeyler olup bitti. Ama en iyi şey olarak şunu söyleyebiliriz. Bu ülkede en son cadı 1700'lerin başında asıldı. Gördüğünüz bu kadınlar cadılıkla itham edildi ve suçlu bulundu. Ve parlamento ile koruyucu lordumuzun kanunları gereği asılarak bu dünyadan ayrılacaklar. Ölmelerine karar verildi. Asılacaklar. Asılacaklar. Essex Üniversitesi'nden Dr. Alison Rowlands bu dönemdeki cadılık konusunda bir uzman ve o zamanlar büyüyle büyücülüğe olan inancın bir korku ortamı oluşmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. O zamanlarda yani 16 ve 17. yüzyılda çoğu insan büyüye inanıyordu. Bu günlük hayatın bir parçasıydı. İnsanlar doğaüstü şeylere, Tanrı'ya ve aynı zamanda günlük hayata büyünün müdahale olasılığına da inanıyorlardı. Bu bağlamda bazı kişilerin büyüyü zararlı amaçlarıyla kullanabileceği gayet mantıklı geliyor. Yani o dünyada yaşıyor ve o inançlara sahipseniz bu çılgınlık ya da akılsızlık değildi. Bu inanç önceki yüzyıllarda da mevcuttu. Yani 16 ve 17. yüzyılın farklı tarafı bence iktidardaki insanların, kralların, kanun yapıcıların, kilisenin cadılığı yeni bir sapkınlık türü, Tanrı'ya karşı işlenen yeni bir günah türü olarak görüp çok endişelenmeye başlamasıydı. Bu inanca göre cadılar şeytanla birlik halindeydi. Yani bence 16 ve 17. yüzyıldaki cadı avlarının arkasındaki güç, yetkililerin cadılığın eskisinden daha korkunç bir şey olduğuna dair duydukları endişeydi. Cadı avları 1560'larda başladı. Çünkü cadılara karşı yeni bir kanun getirildi. Buna göre Avrupa kıtasından gelen cadıları avlamak zorundaydınız. Yılda bir kişiyi, bazen de bir grup insanı tutukluyor ve yargılıyor. Ve bunların %80'i beraat ediyordu. Yani idam edilmeniz için bunamış ya da deli olmanız gerekiyordu. Veya etrafta çok fazla sayıda nüfuzlu düşmanınız olmalıydı. Ama sonra 1640'larda İngiliz İç Savaşı başladı ve bütün geleneksel mahkeme sistemi çöktü. Ve boşluğu verem olan genç bir adam doldurdu. Adı Matthew Hopkins'ti. Cadıları tespit etmeyi bildiğini iddia ediyordu. Ve onunla beraber gelişigüzel toplanmış insanlardan oluşan cadı avcıları kolayca Doğu Anglia'yı dolaşarak insanları şüphelendikleri kişileri ortaya çıkarmaya davet ettiler. Hopkins itiraf almak için onlara işkence yaptı ve onun cadı avı yüzünden tek bir yazda İngiltere'de yakalanan kişilerin muhtemelen dörtte birinden fazlası idam edildi. Yani nereye baktığınıza bağlı olarak İngilizler çoğunlukla insanları cadılık yüzünden idam etme konusunda kendilerine hakim oluyordu. Ama her zamanki kontroller kaybolduğunda cadıları öldürmek için diğer herkes gibi can atıyorlardı. Sanırım en büyük ironi şuydu.
Mahalledeki yeni çocuklar olarak Hristiyanların onlardan binlerce yıl önce var olmuş ve hala devam etmekte olan bir şey, tamamen doğal bir yaşam şeklini yok etmeyi amaçlamalarıydı. Bu insanlar pagandı. Doğayı, hasat zamanını, çocuklarını, ölümü, yeniden doğmayı, hayatın onlar için önemli olan bütün parçalarını anıp kutluyorlardı. Ve bu insanlardan hiç görmedikleri birine inanmaları, birinin sözüne göre yaşamaları isteniyordu. Ve bunu yapmak, bunu başarmak için bütün ülkeye dehşet saçtılar. Matthew Hopkins 17. yüzyılın başlarında genelde Essex'te, Norfolk'ta ve Suffolk'ta çalışmalar yürütmüştü. Cadıları bulup cezalandırma işinde çok başarılı olduğundan ona cadı avcısı general unvanı verilmişti. Hopkins'in 300'den fazla kadının idamından sorumlu olduğu düşünülüyor. Tut şunu sıkıca. Hopkins bir fanatikti. Bu işe para için girmemişti. Biraz hukuk eğitimi almış, önemsiz genç bir adamdı. Bilincini geliştirip adeta yeniden doğmuştu. Şeytanın İngilizleri ele geçirmeye çalıştığına gerçekten inanmaktaydı. Ve Tanrı ona bunları durdurmasını söylemişti. İnsanlara bölgedeki cadılar kim diye sordu. Kadınlar tutuklanıp ona teslim edildi. Matthew, kadınların günlerce uyumasına izin vermiyor, onlara kaslarına acı verecek şekilde farklı yollarla işkence ediyordu. Bunun sonucunda kadınlar Matthew'nun istediklerini itiraf ediyordu ve sonrasında Matthew idam cezası için onları yerel yetkililere teslim ediyordu. Kan yok. Kan yok efendim. O bir cadı. Ayağa kalk. Matthew Hopkins cadıları tespit edip mahkemeye çıkmalarını sağlayarak bolca para kazandı. Onun 3-4 yıllık cadı avı döneminde tespit edilen cadıların sayısı daha önce yüzlerce yıl boyunca yürütülen cadı takiplerine kıyasla kesinlikle çok daha fazlaydı. Tek kişilik bir cadı imha ekibi gibiydi. Hepsini nehre getirin. Bazıları cadı avcılarının tek motivasyonunun para kazanmak olduğunu düşünüyor. Bence bu onlara biraz haksızlık oluyor gibi. Yaptıkları şeyi savunmak istemiyorum ama bence şeytanın yaratıkları olarak gördükleri şeylerin peşlerini bırakmamaya gerçek anlamda kendilerini adamışlardı. Ve bir derecede cadı avına yardım ederek Essex ve Doğu Anglia'da yaşayan insanlara kamusal ve dini bir hizmet verdiklerini düşünüyorlardı. Hadi yürü artık, yürü, ilerle, hadi. Cadı olmakla suçlanan kadınlar sorgulanıp yargılanmadan önce genelde toplu olarak bağlanıyordu. Matthew Hopkins'in günümüze kalan son cadı hapishanelerinden biri Essex'teki küçük St. Osyth köyünde bulunan bir 17. yüzyıl evinin parçası. Evin şu andaki sahibi buraya hapsedilen cadıların bugün bile eve hala musallat olduğuna inanıyor. Buradan geçip mahkum odasına giriyoruz. Buraya kafes deniyordu. Burası pek çok mahkumun duvarlara zincirlendiği odaydı. Burada, bu ufak odada muhtemelen 13-14 tane mahkum oluyordu. Erkekler, kadınlar ve çocuklar duvarlara zincirlenmekteydi. Ve elbette bunların en ünlüsü Ursula Kemp ve meşhur St. Osyth cadı duruşmalarıydı. Cadılar mahkemeye ve sonunda bazı durumlarda da idama götürülmeden önce burada tutuluyordu. Burada aşağıda bir tuvalet vardı. Bir akşam arkadaşım Rose buranın altını deliyordu. Çünkü burada bir mahzen olduğunu biliyorduk. Bu koridorun altında bir boşluk olduğunu bulduk. Rose uzun bir matkap ucuyla buranın altını deldi.
boş bir yer olduğunu gördük. Bir süre sonra tuvaletteyken çok derinden gelen gürültülü bir tırmalama sesi duydum. Sanki bu dolap yerinin içinden gelen parmak sesi gibiydi. Burada otururken aman tanrım diye düşündüm. Elbette aklıma ilk gelen şey kaçmaktı ama bunu yapmadım. 30 saniye sonra aynı sesi yine duydum. Daha gürültülüydü ve çok derinden geliyordu. Ses bir fayansa tırnakları sürtmek gibi değildi. Kesinlikle bu dolaptan geliyordu. Ve çok korkmuştum. Sonra buraya bir daha girmek istemedim. ...1582'deki Saint Osyth cadı mahkemeleri o zamanlarda büyük olay yaratmıştı. Birkaç günlük bir periyotta bölgede yaşayan kadınlardan bazıları cadılık uygulamakla suçlandı ve taşra mahkemesine çıkarıldı. Bölgede yaşarken tutuklanıp cadı kafesinde kalan kadınlardan birinin adı Ursula Kemp'ti. Civarın şifacısı olarak biliniyordu ve köylüler tarafından düşmanlarını lanetlemekle itham edilmekteydi. Her zamanki gibi dedikodu ve kötücül söylentiler yaymak temelinde suçlandı. Ama bununla beraber Kemp'i Hopkins sorguladı. Mahkemeye çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak idam sehpasına gönderildi. Vanessa, Ursula'nın hayaletinin bugün bile hala evde olduğuna inanıyor. O günlerden kalan kadınların varlıklarını kesinlikle hissediyorum. O kadının ya da kadınların adı Ursula mıydı bilmiyorum. Ama burada yürüyen bir kadın gördüm. İçinde yapraklar veya çeşitli otlardan oluşan karışım gibi bir şeylerin bulunduğu bir kase taşıyordu. Görünüşü bir cadıya ya da o günlerde yaşayan kadınlara benziyordu. Burada o günlerden kalmış varlıkların olduğu kesin, buna şüphem yok. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Bu Ursula mıydı değil miydi bilmiyorum ama burada kesinlikle o günlerde kalmış kadınlar var. Bunu hissedebiliyordum. Gece yarısı ruhlarla beraber dolaşmakla suçlanıyorsunuz. Yalan, hepsi yalan. Saint Osyth'teki kafe sadece cadılıkla suçlananlar için değildi. Toplum içinde istenmeyen davranışlar sergilemekle suçlanan herkes için ufak bir hapishane gibiydi. Onları güvende tutma, Colchester Kalesi'nde resmi gözaltıya götürülmeden önce yetkililer tarafından sorgulanmalarını sağlama yoluydu. Yani makul boyutlardaki kasabaların çoğunda böyle yerler ya da insanların kilit altında tutulabilmesi için tasarlanmış mekanlar vardı. Ama burada sadece cadılar değil, diğer suçlular da tutuluyordu. Fransa ve İspanya'daki İngilizisyonlarda olduğu gibi buradaki halk da kısa süre içinde birini cadılıkla suçlamanın hoşlanmadıkları kişilerle başa çıkmak için iyi bir yol olduğunu fark etti. Uygunsuz bir metres ya da sorunlu bir komşu cadı olduğunu reddetmek zorunda kalırsa birdenbire küçük bir sorun haline geliyordu. Bir kadınsanız cadı olmakla suçlanmamanız neredeyse imkansızdı. Kocanızla itaatsiz şekilde konuşursanız, bir görevliye uygunsuz şekilde bakarsanız, kendi iyiliğiniz için fazla zekiyseniz sonuç şuydu: siz bir cadısınız. Cadı olduğundan şüphelenilen klasik kişiler antisosyal olanlardı. Ağızları bozuktu. Zaten insanlara lanet okuyorlar, insanları tedirgin ediyorlardı. Cadılıkla suçlanan bazı kişilerin insanları lanetleyerek acı çekmelerini sağlama güçlerine sahip olduklarına inanmaları gayet olası bir durum. Modern anlayışa göre bu onları idam etmek için bir neden değildi ama bu şüphe döngüsünü tamamen birleştiriyordu. Ormana gidip malzeme topluyor musun? Sadece otlar, yemek yapmak için. İnanmıyorum sana. Sanırım kendilerine yöneltilen suçlar konusunda muhtemelen tam anlamıyla masum olan binlerce kadın vardı. Kadınlar işkenceye uğradı. Bu kesinlikle çift taraflı bir durum değildi ve bazı olaylarda masum ya da suçlu olmanız önemli değildi. Sandalyeye bağlanıp soğuk suda boğuluyor, benzer şekillerde ölüyordunuz. Kadınların oy verme hakkına sahip olması için bile geçen yüzyılın ilk dönemlerine kadar beklemeniz gerekiyordu. Cadı avı dönemi muhtemelen hayatı kadınlar için biraz daha zorlaştırdı. Hiç suçlanmamış kadınlar için bile her zaman bu risk mevcuttu. Sanırım özellikle rahatsız edici, bağımsız, cesur ve de başarılıysanız, insanlar bunu oldukça kıskanabiliyordu. Yani sanırım kalabalık içinde göze battığınız zaman cadılıkla suçlanma riskiyle karşılaşıyordunuz.
Kadınlar muhtemelen davranışlarını değiştirmek zorunda kaldı. O zamanlarda bir kadın olarak yapılacak en iyi şey ortalama biri olup başınızı öne eğmekti. Ben değilim, ben yapmadım. Cadılık bugün İngiltere'de hala uygulanmaya devam ediyor. Ülkenin her yerindeki 2000'den fazla kadın hala cadı olduklarını iddia etmekte. Diane Narraway onlardan biri ve 17. yüzyılda binlerce masum kadının haksız şekilde öldürüldüğünden hiçbir şüphesi yok. Suçlanan kadınlar genelde şifacılar, bitkilerle uğraşanlar, destek olacak kimsesi olmayan yaşlı kadınlar, sık sık da dilencilerdi. Kocalar, eşler ya da arkadaşlar, topraklarını ya da mülklerini ele geçirmek için komşularını ya da ortaklarını hedef gösteriyordu. Kesinlikle acımasız bir durumdu. Hiç kimse güvende değildi. Çünkü büyüye ve cadılığa karşı bir savaş açılmıştı. Ama gerçekte asıl savaş karşı koyamayacak kişilere karşı veriliyordu. Diane Dolman Grove isimli ve merkezi Portland Dorset'te olan bir pagan grubunu yönetiyor. Grubun üyeleri her sınıftan erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşurken bunlara belediye meclisi çalışanları, polis memurları ve amirleri de dahil düzenli olarak denizin üzerinde yükselen uçurumlarda bulunan taştan bir çemberin etrafında buluşuyorlar. Burada eski pagan bayramı günlerini ve ekinoksları kutlayıp söylediklerine göre onları doğanın güçlerinin enerjisine bağlayan ruhları çağırmak için davullara, şarkılara ve törenlere başvuruyorlar. Bugünlerde pagan gruplarının çoğu yaratılış, ölüm ve yeniden doğum fikirlerine odaklanmış durumda. Burada yaz ortası gruplarımız var. Yeni hayat, yaz ayları, onları yöneten tanrıça gibi şeylere odaklanıyoruz. Ayrıca burada hand fasting de yapıyoruz. Yani insanların evlendiği törenler. Burası merkez Sunak. Çiftler hand fasting için burada duruyor. Ya da insanlar isim koyma törenleri için çocuklarını buraya getiriyorlar. Normal bir yıl döngüsü ritüeli ise töreni yöneten kişiler, ki genelde bunlar ben ve Talak oluyor, tütsüyü yakmak için bir mangal getiriyoruz. Sonra iç çembere geçiyor. Sadece birkaç kişi varsa sadece bu iç çemberi kullanıyoruz. Ama daha büyük toplantılarda dış çembere kadar çıkıyoruz. Ve hand fasting olduğunda çift dış çembere gelir. Orada insanlar çifti selamlar. Sonra iç çembere yaklaşırlar ve buraya gelirler. Diane için bugün bir cadı olmak, kökleri Hristiyanlığın gelmesinden binlerce yıl öncesine dayanan eski ve ruhani bir geleneğin parçası haline gelme anlamına geliyor. Doğanın elementlerine ve çevrelerine odaklanan doğal ve ruhani yaşam şekli, insanoğlunun ilk günden beri varlığını sürdürmekte. Katolik Kilisesi, Britanya topraklarına yerleşmeyi düşünmeye başlamadan binlerce, milyonlarca yıl öncesinden beri, Orta Çağ'daki bütün çabalarına rağmen bugün burada hala cadılar ve paganlar var. İnançlarını uyguluyorlar. Katolik Kilisesi gittikten ve organize din çöktükten çok sonra da cadılar ve paganlar inançlarını uygulamaya devam edecek. Hadi üzerindeki o pis cadılıktan kurtul. Stuart İngiltere'sinde cadıların şeytan tarafından ele geçirildiğine inanılıyordu. Ve şeytan büyük ihtimalle her şeyi itiraf edemeyeceğinden bunu cadının yapması gerekiyordu. Cadılıkla suçlanıyorsun. Nehrin içine indirileceksin. Eğer nehir seni reddederse cadı olduğun kesinleşir. Ama nehir seni yutarsa masum olabilirsin. Son bir sözün var mı? İngiltere'de işkence teknik olarak yasa dışı olsa da
Cadı avcısı Matthew Hopkins kurbanlarından itiraf almak için genelde uykuya izin vermeme gibi teknikler kullanıyordu. Bu Hopkins'in bir cadı tespit etmek için kullandığı denenmemiş ve test edilmiş birkaç yoldan sadece bir tanesiydi. Bir diğeri suçlanan kişinin kolunda bir kesik açmaktı. Kan akmazsa bu Hopkins'e göre cadılığın kesin bir işaretiydi. Bu yüzden kör bir bıçak kullanılıyordu. İndirin onu. Tarihçi Richard Felix, Hopkins'in kullandığı bazı işkence teknikleri üzerinde çalışmış. Bir cadı olarak suçlanıyorsanız muhtemelen bir kadınsınızdır. Unutmayın, suçlanan kişi 80 yaşındaki büyük anneniz de olabilirdi. Bunun gibi bir yere getiriliyordu. Köyde bulunan bir gölete yüzmek için. Bu söylenene göre cadılar için kullanılan bir göletten geriye kalanlar. Doldurulmuş çünkü böyle yerlerin lanetli kabul edildiğini unutmamak gerek. Fazla ileri gitmek istemiyorum çünkü içinde hala su olabilir. Sonrasında olan şuydu, elbette bütün köy buradaydı. Suçlayan kişiler Matthew Hopkins de muhtemelen buradaydı. Sağ baş parmağınız sol ayak parmağınıza bağlanıyordu. Sol baş parmağınız da sağ ayak parmağınıza. Sonra da sizi bu şekilde eğdikten sonra tam olarak göletin ortasına atıyorlardı. Yaşlı kadın suyun içinde batarken herkes nefesini tutuyor ve neler olacağını bekliyordu. Dibe batarsanız masumsunuzdur. Çünkü suyun vaftizini kabul etmiş oluyordunuz. Ama suyun dışına çıkarsanız elbette bir cadıydınız ve tabii ki vaftiz olmayı reddediyordunuz. Sudan yükselirseniz cadı olduğunuz kesindi. Muhtemelen kalabalıktan büyük bir tezahürat geliyor olmalıydı ve sanırım Matthew Hopkins de aynı tepkiyi veriyordu. Çünkü bunun için daha fazla para alacaktı. Sonra sizi sudan çıkarıyor ve elbette asıyorlardı. Asılarak ölüyordunuz. Bu sahneyi bir düşünün. 17. ve 18. yüzyıl İngiltere'si. Ülkenin her yerinde dolaşan yağmacı cadı avcısı grupları var. İnsanlar birbirlerini cadı olmakla suçluyor. İnsanlar bunun gibi göletlere atılıyor. Bazıları boğuluyor ve bazıları da sudan çıkartılıp asılıyor. Göllerdeki insanlar birilerinin onları suçlamasından çok korkuyordu. Çünkü İngiltere bu korkunç cadı avcılığı çılgınlığının pençesindeydi. Cadıları tespit etmek için çeşitli yasa dışı yollar vardı. Bunlardan biri vücutlarında şeytanın işaretini aramaktı ve bu bazen gerçekleşiyordu. Profesyonel yargıçlar incelemeler yapıyordu. Asla mahkemelere gelmeyen bir yol daha vardı. Muhtemel bir cadıyı, cadı olduğundan şüphelenilen bir kadını, bazen de bir erkeği suya atıyorlardı. Şüpheli batarsa, su onu kabul ederse masum oldukları anlaşılıyordu. Ama su onları reddederse suçlu oluyorlardı. Şüpheliye bir ip bağlıydı. Yani batarlarsa canlı olarak sudan çıkartılıyorlardı, boğulmuyorlardı. Aklı başında hiç kimse bunu iyi bir test olarak görmez. Hiçbir zaman yasalda olmadı. Ama gruplar bunu uyguluyordu. Bu inanılmaz derecede acımasız ve korkunç bir şeydi. Akciğerlerine giren su miktarını düşünürsek birçoğu zaten bu sırada hayatlarını kaybediyordu. Suçlamalarla ilgili ortam tamamen çıldırmış gibiydi. Herkes cadı olmakla suçlanıyordu. Şehirdeki başka bir aileyle aranızda düşmanlık varsa bilin bakalım ne oluyordu. Sizi cadı olmakla suçluyorlardı. Herhangi birine kin tutan biri cadı avcılarını buluyor, listeleri bu şekilde oluşturuyor, komisyonlarını böyle kazanıyorlardı. Matthew Hopkins ve cadı avcısı yardımcıları ülkeyi didik didik aramaya devam edip şüphelenilen cadıları ararken onları bulmak için çok yaratıcı yollar buluyorlardı. Cadılığa dair belirtilerden biri şeytanın işareti olarak bilinen bir şeydi. Bu bir cilt kusuruydu ve bütün cadıların ortak noktası olarak görülmekteydi. Bu işaretin hissiz olduğu ve kanamadığı söyleniyordu. Ama gerçekte bu çoğunlukla sadece bir ben, doğum lekesi ya da bir deri kusuruydu.
17. yüzyıl İngiltere'sinde işkence yasa dışıydı. Ama Matthew Hopkins birinin cadı olup olmadığını anlamak için kendi işkence metotlarını geliştirmişti. Su işkencesi dışında iğneleme denen bir şey de vardı. O günlerde cadıların şeytanın işaretini taşıdığına inanıyorlardı. Bu ya fazladan bir göğüs ucu ya da ben oluyordu. Ve bu işaretin kesilirse ya da delinirse kanamayacağını düşünüyorlardı. Hopkins de ucu geri çekilebilir bir bıçak yapmıştı. Bunu şeytanın işaretine batırdığında elbette kan çıkmıyordu. Ve kadının cadı olduğunu anlayıp ölüme mahkum ediyorlardı. 17. yüzyıl İngiltere'sinde cadıları yakmıyor, onları asıyorduk. İp ya büyük bir ağaç dalının üzerine atılıyordu ki bu köylerde kaba bir adalet yöntemiydi, ya da kasabanın bir tepenin üzerinde bulunan idam sehpası oluyordu. Boynun kırılması ya da açılan bölümden, boyunda iple düşmekten söz etmiyoruz. Burada yavaşça boğulma söz konusu. Kadın ya bir taburenin üzerinde duruyor ya da ağacın dalına doğru uzanan bir merdiven vardı. Kadın oraya tırmandıktan sonra ip boynuna geçirilip sıkıştırılıyordu. Sonra cellat ya merdiveni çeviriyor ya da tabureye vurup deviriyordu. Kadının elleri arkadan değil önden bağlıydı. Bacakları serbestti ve ölmesi bu yavaş boğulma yüzünden 15 dakika kadar sürüyordu. Ayaklarını sallıyor, kıvranıyor, boğuluyor ve kusuyordu. Tabii biraz kibar bir celladı yoksa, cellat bazen kadını bacaklarından tutup çekiyordu. Kayıtlar Hopkins ve yanındakilerin bu iş karşılığında iyi para kazandıklarını gösteriyor. Kasaba başına ortalama olarak 20 şilin alıyorlardı. Yine de Suffolk'taki Stowe Market ona 47 pound ödemişti. Yani bugünün parasıyla neredeyse 7000 pound. Ipswich daha da çömertti. Ona hizmet için 50 pound ödediler. Bugünün 10.000 poundundan daha fazla. Cadı avlamanın iyi bir iş olduğu açıktı. Matthew Hopkins meşhur olmuştu. Kötü şöhretli cadı avcısı ve kasabalar ve hatta bazen köyler Matthew Hopkins'e kent bölgesine gelmesi için para veriyordu. Bir cadı avcısı olarak mümkün olduğu kadar çok sayıda cadı bulması için ona yüklü miktarda para ödüyorlardı. Elbette Hopkins de mümkün olduğu kadar çok cadı buluyor ve cadılar asıldıktan sonra parasını alıyordu. Matthew Hopkins'in motivasyon kaynağının para olduğu açıktı. Oldukça yüksek bir komisyon alıyordu. O ve iş arkadaşı John Stern'le beraber suya batma ve iğne batırma işlerini yapan kadınlar çok iyi para kazanıyordu. Tabii bir kasabaya geldiklerinde aradıklarını buluyorlardı çünkü komisyon almaktaydılar. Bunun klasik bir örneği var. Hopkins, Ipswich'e gittiğinde o kadar çok cadı bulmuştu ki komisyonu ödemek için kasaba yeni bir vergi oluşturmak zorunda kaldı. Matthew Hopkins avukat olarak başarısızdı. Ama kendini cadı avcısı general olarak ortaya atabileceğini ve bundan büyük paralar kazanabileceğini fark etti. Cadılardan kurtulmak için kasabalıların paralarını alabilirdi ve bu açıkça cebini doldurma yoluydu. Yanına kadınlar aldı. İğne batırma işini yapıyorlardı ve bunda gerçekten çok zekiydiler. Kendi paylarını almayı hak ediyorlardı. Ve onun yanında olan John Stern payını hak etti. Ve sanırım ikisi birlikte bir servet kazandı. Britanya'nın her yerindeki kasabalarda, mahallelerde bulunan muhtemel cadıların sırtlarından bir sürü para kazandılar. Ama sonuç olarak bu ülkede o zamanlar gerçekleşen mahkemelerin ve ölümlerin çoğundan Hopkins sorumluydu. Saçma sapan bir şey denedi. Sanırım 300 ila 500 kişinin ölümünden sorumluydu. Suçlu bulundun ve cadı olarak hüküm giydin. Suffolk'taki Lowestoft'ta 17. yüzyılın ortalarında kötü şöhretli başka bir mahkeme süreci yaşandı. Bölgede yaşayan bir grup kız şehir halkını lanetlemekle suçlandı ve bu yeterince kötü değilmiş gibi lanetlenen kişilerden bazıları bundan sonra birdenbire ölmüştü. Yerel tarihçi ve yazar Ivan Bunn bu hikayeyle ilgileniyor. Burada bir kitabım var ve aslında
Love Story Cadıları duruşma hikayesinin ikinci baskısı. Ve bundan bütün bilgileri elde etmeyi başardık. Mahkemenin iç yüzünü öğrendik diyebiliriz. Bütün genel tarih detaylarını bu kitapta bulduk. Olayın iç yüzünü ayrıntılarıyla anladık ve bu insanları hayata döndürdük. Çünkü buradaki büyük soru suçlu olup olmadıklarıydı ve bu nasıl düşündüğünüze bağlı diyebiliriz. Kanunlar yerli yerindeydi. Yani teknik olarak toplumun tarafından itham edilen şeylerden suçlulardı. Kanunların gözünden suçluydular. Ama elbette cadıların ve cadılığın varlığına inanmıyorsak, bu kadınların suçlandıkları şeyleri yapmasının mümkün olmadığını da bilirdik. Peki, bu adli bir hata mıydı? Aslına bakarsanız, bugünün standartlarına göre kesinlikle öyleydi. Ancak o günün standartlarını düşünürsek bu muhtemelen bir adalet yanlışı değildi. Ve toplum bunu kanunların tam olarak devreye girip bu iki ahlaksız kadını hak ettikleri sona götürmesi olarak görmüş olmalıydı. Çocuğu lanetledin mi? Öldü mü? Bu köyde çok fazla ölüm yaşanmış. Burada bir yerde mahkemedeki orijinal iddianameler var. Bu iddianameler Latince. 14 tanesinin hepsi. Bunlar mahkeme sırasında hazırlanmış ve iki nedenden ötürü ilginçler. Birincisi Latince olmaları ve her bir iddianamenin başında mahkeme katibi tam olarak neler olduğunu Latince olarak kaydetmişti. Yani katip bize onların suçlamaları kabul etmediğini anlatıyor. Burada suçlu olduklarını yazmış. Salonda da Latince olarak suspende, by column yazmış. Bu da boyunlarından asıldıkları anlamına geliyor. Yani bu aslında bir insanın hayatının sona erişinin kayıtları diyebiliriz. Bu çok acımasız bir cezaydı ve genelde insanların boyunları hiç kırılmıyordu. Ama onların boğularak öldürüldüklerine dair kayıtlar var. Bir ipin ucunda sallanırken idrarlarını ve bazı durumlarda da dışkılarını yaparak boğuluyorlardı. Halka açık yapılan idamlarda asılı kişi acı çekiyorsa aileden biri kalabalıktan koşarak ölümü hızlandırmak için ipin ucundaki kişinin bacaklarına asılıyordu. Doğal olarak cadı avcısı General Matthew Hopkins, Suffolk'u kırıp geçirirken elbette geldiği her köyden ve kasabadan büyük ücret alıyordu. Ivan yerel kayıtlar üzerinde çalışmış ve Hopkins'in haksız kazancının gerçek boyutlarını ortaya çıkarmış. Matthew Hopkins yaptıklarını aklı çıkaran küçük bir kitapçık yayımlamıştı. Bu kitapçıkta yazdığına göre nereye giderse gitsin, ne kadar cadı bulursa bulsun ya da bulmasın, asla bir pound'dan fazla para almadığını söylüyor. Ve bu paradan atlarının masraflarıyla kalma parasını da karşılamak zorunda olduğunu yazıyor. Ama şunu biliyoruz. Mesela ziyaret ettiği bir yer olan Norfolk'taki King's Lynn kayıtlarına göre ilk gelişinde ona 15 pound ödenmiş. Kasaba kayıtlarında da bu görünüyor. Stone Market'ta onu ve adamlarını çalıştırmak kalacak yer masraflarıyla beraber kasabaya 47 pound'a mal olmuş. Suffolk, Albora'da da aynı şey var. Yine sadece bir pound aldığını söylüyor. Ama 4 pound'dan fazlasını aldığını biliyoruz. Adamlarına ve kalacak yer masrafı için daha fazla ödemiş. Devam edebilirim. Great Yarmouth başka bir örnek. O bir Hristiyan ve toplum kurallarına uymayan biri olabilir. Ama kitabını okuyup aldığı paralarla ilgili yazdıklarını görürken bunu aldığı ücretlere dair gerçek kayıtlarla karşılaştırınca onun bir yalancı olduğunu görüyoruz. Bana göre cadı diye bir şey yok. Cadı denilen insanlar sadece köyün akıllıları ve şifacılarıydı. Bu ülkede binlerce ama binlerce kadın inançları yüzünden idam edildi. Çünkü sadece o sırada ülkede kabul gören dinin yanlış tarafındaydılar. Bana göre bu İngiliz tarihinin en karanlık dönemlerinden biriydi. Onları nehre götürün.
Orta çağdaki cadı avları Britanya tarihinde kara bir leke olarak kalmaya devam ediyor. Bunda insanlar üzerinde yarattığı korkunun da payı var. Düşünebiliyor musunuz? Biri gelip kapınızı çalarak sizi cadı olmakla suçlayabilir. Dışarı çıkartıp size iğneler batırabilir, suya sokabilir, işkence edebilirdi. Bunu asla bilemezdiniz. Onları yanan taburelerin üzerine oturttular. Birçok korkunç şey yaptılar. Ve bunların hepsinin amacı insanların o tek dine itaat etmesini sağlamak içindi. Bunu reddettiler. Eski inançlarını bıraktılar. Ve bu leke hala devam ediyor. Yıllar geçtikçe İngiltere'deki cadı avı çılgınlığı yavaş yavaş azalırken 1735'te cadılık yasasıyla da tamamen yasaklandı. Avrupa'daki Kutsal İngilizisyon, İmparator Napolyon'un ordularıyla İspanya'yı işgal ettikten sonra resmi olarak 1800'lerin başlarında kaldırıldı. Mahkemeler, işkenceler ve idamlardan 600 yıl sonra Avrupa dini baskı tehdidinden uzak yeni bir yüzyıla girdi. Yani hemen hemen. 1900'de Vatikan belki de kendisini acımasız geçmişinden biraz olsun kurtarmayı denedi. Engizisyon Mahkemesi'nin adını değiştirdi ve sonrasında İnanç Doktrini Cemaati adını aldı. Bu birim daha sonra Papa 16. Benedikt olacak olan Kardinal Joseph Ratzinger'ın kontrolüne verildi. Dürüst olmak gerekirse Engizisyon hiçbir zaman kaybolmadı. Sadece ismini değiştirdi. Hala eski numaralarını kullanıyorlar. Fransa'da kasabalarda katliam yapmasalar bile Da Vinci'nin şifresinin Harry Potter'ın peşine düşüyorlar. Roma'da ön yargı hala gayet canlı halde. Engizisyon artık mevcut değil. Kaldırıldı ve çoğu Avrupa devletindeki yerel Engizisyon mahkemeleri artık kalmadı. Ama Roma'daki orijinal mahkeme kesinlikle varlığını sürdürüyor. Yanlış inançları belirlemek için orada inanılmaz şekilde Harry Potter'la uğraştı. Belki daha anlaşılır bir hareketle Da Vinci'nin şifresini kınadı. İnsanları öldürme gücünü kaybetmiş durumda. Temel kurallarını benimsemeyen insanları tutuklayacak gücü yok. Ama Roman Katoliklerin doğru inancı bulmasına yardımcı olmak için bir güç olarak orada duruyor. Ve hemen hemen zararsız bir şekilde, sanırım konuşma özgürlüğünün olduğu bir dünyada, kilisede diğer herkesin sahip olduğu haklara sahip. Yaklaşık 10 yıl önce Vatikan, Engizisyon'un tarihin anlattığı kadar acımasız ve de kötü olmadığını kanıtlamak için arşivlerini açmaya karar verdi. Bu gerçekten acınacak bir deneme ve geçmişe dönük bir zarar kontrolü gibiydi. Beziye ve Madrid halkına bu düşündüğünüz kadar kötü değildi demekti. Kilisedekilerin kendilerinden utanması gerek. ...13. yüzyılda başladıktan sonra Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan Engizisyonlar, insanlık tarihinin 500 yılına kara bir gölge gibi çöktü. Bu süre içinde 1 milyondan fazla kişinin kafirlik, ihanet ve cadılık aleyhine yürütülen kanlı mücadelenin kurbanı olduğu tahmin ediliyor. Ama hikayenin sonuna üzücü bir not ekliyoruz. Çünkü dini ve etnik eziyet bugün de devam etmekte. Dünya 500 yıldan uzun bir süreyle Engizisyon ve eziyetin gölgesinde yaşadı. İnsan bundan dersimizi aldığımızı düşünüyor. Ama Bosna'ya, Irak'a, Suriye'ye bakın. Etnik temizlik ve ölüm devam ediyor.